kademeli olarak elbette bir af, kalıcı barışa giden yolda şart. Bunun nasıl olacağını önümüzdeki günlerdeki şartlar gösterecek. Ama ben de Ümit Fırat'ın tespitine katılıyorum. İlk aşamada eline silah almamış, elini kana bulamamış örgüt kapsamındaki bir kesime af gündeme gelebilir. Bence gelmelidir. Bu bir aynı zamanda iyi niyet beyanıdır da. Abdullah Öcalan'la ilgili şöyle. Şimdi toplumun sinir uçları, toplumda barışın gelmemesi, terörün devam etmesi için bir takım farklı, yani bu işlerden nemalanan çevrelerin hep kilit sözcüğü Abdullah Öcalan'dı. Elbette bu ülkede maalesef binlerce mağdur var. Çok fazla eve ateş düştü. Çok fazla yüreği acılı anne baba var, kardeş var. Ama şu tespiti yapmak lazım. Şimdi bu acıları üzerine yeni acılar eklememek. Türkiye'de artık PKK'yı savaşla, kanla birlikte anmamak, Kürt meselesini bir eski dolaba kaldırmak ve barışa ulaşmak için bir şeylerin yapılması gerekiyor. Bence bu sonuca ulaşmak her şeyden kıymetli. Dolayısıyla buna ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmak lazım. Elbette toplumdan da gerekli desteği alarak. Ben toplumun sağduyusunun çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vadede olmasa da orta vadede elbette ki Abdullah Öcalan'la ilgili bir düzenlemeye gitmek gerekecektir. Bu belki orta vadede ev hapsi olarak düşünülebilir. Bir Abdullah Öcalan'ın çok büyük tabii verdiği zararlar var. Bütün bu bu ülkede bu terörden çok çekti ama terörün bir takım kaynakları da vardı. İşte şimdi kararlılıkla karşı çıktığımız ve çok iyi bir noktaya geldiğimiz askeri vesayet, o dönemin ortaya çıkardığı JITEM, bütün bunlar Türkiye'de bir kangren haline gelmiş bir sorun yarattı. Şimdi buradan yavaş yavaş çıkmaya çalışıyoruz. Bunun kurbanları ve mağdurlarının hassasiyetlerini anlayarak ama yeni mağdurlar yaratmadan doğru bir dille barışa gitmek için Abdullah Öcalan'ın muhakkak süreci dahil olması lazım ve şunu da unutmamak lazım. Çözüm süreci başladığından beri Türkiye'de kan akmıyor. Bunda Abdullah Öcalan'ın kararlılığının çok ciddi bir payı var. Dolayısıyla hala bu eski Türkiye'yi özleyenlerin yaptığı o siyaset tüccarlığına da çok fazla prim vermemek lazım. Ben kamuoyunun çok önemli bir kesiminin zaten bu netlikte olayları tahlil ettiğini düşünüyorum.